Evet, tekrar merhaba, tekrar karşınızdayız ve gazetelere bakıyoruz. Girne John kahvemizi de arada götürdük. Bunu söyleyelim sizlere, Ramazan'da karşınızda höpürdetmiyoruz. Haberci ile başlayalım bugün. Haberci'nin manşetinde UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu'nun Aksa ile ilgili meclise sorduğu soru var. 26 milyon doları cebe mi atacak? Aksa santralinde bacalarda filtre yok. Aksa'nın çevre temizliği standartlarına göre bu santrali işletmek zorundadır. 2013 yılında Kalecik'te bir çevre felaketi oldu. Bana göre devletin 20 milyon dolar alacağı vardır Aksa'dan. Aksa'nın bu sözleşmeyi açık ihlali söz konusudur diyor. Bugün manşetten verilmiş. Serhat İncirli şeftali kebabını yazdı bugün. Şeftali kebabını yazmadım tabii ki. Ama evet, ne demişiz biraz sonra okuyacağız ama yanımızda uzmanlar var, dünyadaki gelişmeler var, elinizde veriler de var. İki hafta daha eğer vaka çıkmazsa şeftali kebabının tarifiyle uğraşmak yerine belki ayağa kalkacağımız adımlar atamayabiliriz ama en azından oturup sırtımızı da garantiye atabileceğimiz çabalar görebilmeliyiz. Biraz sonra okuyacağız bunu. Evet, bu çabalar çok önemli. Ali Pilli müsteşarıma bile özel ayrıcalık yapmam diyor. Yapmadım. Ben bugüne kadar kimseye ayrıcalık yapmadım diyor. Tanımadım. Ne bakan ne milletvekili yakınları ne kendi müsteşarımın çocuğuna ayrıcalık tanıdım. Hepsi karantina otellerinde tutuldular. Biz kimseye ayrıcalık tanıyıp evine göndermedik. Zaten müsteşarın öyle bir talebi de yok. Yeşilırmak polise şikayet edildi. Yeşilırmak, Emrah Yeşilırmak. Mausa Devlet Hastanesi laboratuvar sorumlusu Tuncay Seymen'e telefonda hakaret ve küfür ettiği iddiasıyla polis şikayet edilmiş. Ve Lofkoşa'yı yine sular bastı. Dün Haberci'de ön sayfadaydı. Bir korona vurdu, bir döviz vurdu. 60 bin kişi 1500 TL kuyruğunda. 2500 kişi güneydeki işine gidemiyor. Taksit, kira, borç, su, telefon, elektrik faturası. Esnaf battı, Türkiye'de vermiyor. Son çıkan ışıkları söndürsün dedi bugün Afrika. Evet, böyle yazmış. Afrika'nın manşetinde Diyalog TV'nin kapatılmasından sonra şimdi de Besim Tubuğ'a FETÖ soruşturması mı diyor. Tartar düğmeye basmış, bunlar sadece iddia, böyle bir şey yok. Şu anda diyebiliyoruz, en azından resmi düzeyde yok. Ama bazı haber kaynaklarının dün verdiği bir habere göre Başbakan Ersin Tatar, Fethullah Gülen'i övücü sözlerinden dolayı Merit Oteller Grubu Direktörü Besim Tübük hakkında soruşturma başlatılması için güvenlik kuvvetlerine başvurdu. Tatar haberi yalanlamadığı gibi resmi olarak henüz doğrulanmadı. Kıbrıs Postası haber sitesi yazdı bunu ve bunu belirtiyor. Kapılar ne zaman açılacak? Soruyor Afrika. Rum Eğitim Bakanı Brotromu'ya güneyde eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrenciler için yapacak bir şey olup olmadığını, geçiş kapılarının ancak havalimanlarının eş zamanlı olarak açılmasından sonra açılabileceğini söylemiş. Evet, havaalanları açıldığı zaman geçiş kapıları da açılacak diyor. Hakikat gazetesi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun meclis kürsüsünde soruları yanıtladığını, en iyi daülü daüsüz kalmaktan korkandır diyor. Evet, böyle diyor bugün internette yayınlanan gazetelere bakıyoruz. Ekonomik hüsran diyor Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kamber, dün bize de aynı şeyi söylemişti. Kıptek mercek altında. Yakın Doğu Üniversitesi Türkiye'ye yerli solunum cihazı gönderdi. Büyükelçiye dün teslim edildi. Show TV'ye şeftali kebabı tarifi göndermişler. Evet, bugün böyle yazdı Halkın Sesi. İlkbaharın sağanak hırçınlığı diyor Havadis Sür manşetinde. İkinci dönem konuları sınava dahil değil. Yüksek Öğrenim Dış İlişkiler Müdürü Ziya Öztürkler 27-28 Haziran'da yapılacak olan YSK sınavında öğrencilerin daha az konudan sorumlu tutulacağını açıkladı. Ve manşette Harmancı var, Lefkoşa Belediye Başkanı.
sesimizi duyan yok diyor. Sesimizi duyuramadık. 13 gündür pozitif vaka yok. Sektörlerin açılması normal. Ancak istişare mekanizmaları doğru çalışmıyor. Belediyenin kasası boş. Biraz sabır istiyoruz. Akaryakıta psikolojik indirim uyguladılar diyor. Evet, internette yayınlanan Volkan gazetesi de geleceğimize güven tamdır diyor başbakan. 2500 kişinin geleceği haberleri doğru değil diyor Tolga Atakan ve Zaroğlu devlet otoritesini hissettirmeli diye yazmış. Kıbrıs manşet, Show TV'ye şeftali kebabı tarifi gönderdik ve Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş eğitim ve ekonomi konusunda hükümeti eleştirdi. Devlet babayı şimdi görelim dedi. Manşette bu haber vardı ve hiçbir şey eskisi gibi olmamalı demek kolay da diye yazdı bugün Sayın Levent Özadam. Bu arada dün de vakaya rastlanmadı, ön sayfasındaydı. Haber, özür dilerim Kıbrıs manşetin. Kıbrıs Postası gazetesine de bakalım. Kıbrıs Postası'nda yeni bir şey var mı? Çünkü dün Kıbrıs Postası FETÖ soruşturması haberini ilk yayınladı. Güneyde kardeşini vuran genç tutuklandı. Ancak nasıl vurduğu, neler vurduğu belli değil. Uydurma şeftali kebabı tarifine karşı çiğ köfte tarifi. Gözden kaçmayanlar çok acı eleştirmeye başladılar. Ve askerdeki idari izinler yanmayacak. Sayın Özersay çavuşlara müjde verdi. Bugün, evet, bu da Kıbrıs Postası'ndan sizlerle paylaşacağımız bir yazıydı. Kıbrıs gazetesi Korktuk manşetiyle yayınlandı. Ülkemizde dün etkili olan fırtına ile gök gürültülü sağanak yağış Lefkoşa'da yine birçok yolu su altında bıraktı. 7 dalgada yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Lapta'da bir balıkçı teknesi alabora oldu. Evet, tekne alabora oldu. Bir kişi yoğun bakımda. Alaaddin Turan, 71 yaşındaki Alaaddin Turan, o da evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyince endişelendiler. Herkes seferber oldu. Yağmurun durmasının ardından çalışmalarda Turan bulundu, 71 yaşında. Düşen yıldırım yangına sebebiyet verdi 7 dalgada deniyor. Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, ateşe atılmak istemiyoruz. Koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle şoför okullarını açmayacaklarını, 11'inde tekrar bakacaklar. Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, kapalı iş yerlerinin Mayıs'ın ikinci haftası açılması öngörülüyor. Bu da ilginç ve kaza tazminatları virüs kurbanı. Ekonomik çarkların durmasıyla hazinesinde para kalmayan hükümet, kaynak arayışları çerçevesinde zorunlu sigortalar garanti fonundan borçlanmanın yolunu açtı. Çok özür dilerim öksürük için. Halka hizmet için ant içtim diyor Sayın Ersin Tatar. Nakit akışındaki sıkıntı devam edecek diyor Sayın Taçoy. Sayın Altuğra, yerli üretimle dışa bağımlılık azalacak demiş. Sayın Sucuoğlu, sosyal sigorta ödemelerinin yapıldığını söylüyor. Sayın Çavuşoğlu, sıkıntılara çözüm bulacaklarını belirtiyor. Dursun Oğuz, hep birlikte hareket edeceğiz ve Sağlık Bakanı Pilli, yeni vaka yok dedi. Evet, bir telefonumuz daha var galiba diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Açtım çünkü. Alo? Alo? Berat Bey, günaydın. Canlı yayına mı katılmak istersiniz? Evet, lütfen. Tamam, buyurun. Canlı yayındasınız şu anda. Herkes sizi dinliyor. İsminiz? Ha, kendimi tanıtacağım, hiç merak etme. Pile'den Hüseyin Akokçu. Evet, buyurun. Bu son günlerde tabii Pile'nin adı geçmektedir. Sizin programlarınızda da takip etmekteyiz. Evet. Şimdi ben önce kendimi tanıtayım size. 1938 senesinde Pile'de doğdum. Evet. Bütün ömrüm Pile'de geçti. Şimdi yaşadığımız durum biraz trajikomik bir durumdur. Müsaade ederseniz ben de içimden geçtiği gibi
size aynen bir şey söylemek isterim. Dükkan sizin, buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi kendimi nasıl tanıtacağım? Başladım da bugünlerde mevzu bahis olduğu için kimlik kartlarımı bir gözden geçirdim. Elimde Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartım var. Kimlik kartında uyruğu Kıbrıslı. Kipriyot yazar. Evet. KKTC kimlik kartımda uyruğu KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazar. Benim bir de sürüş ehliyetimdeki adresim yazar. Pile Kadima olsa. Evet. Evet. Şimdi bunları söyledikten sonra sizin yorumlarınızda bazen bazı Rumca kelimeler kullandığınızı görüyoruz. Evet. Duyuyoruz. Şimdi bir Rumca kelime size de ben söylemek isterim. Evet. Lütfen yazın. Gradibiria. 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 Evet. Gradibiria'nın ne olduğunu izah etmek için hikayesine başlıyorum. Evet. 1986 senesinde Pile'nin içeride İngiliz üslerinin bir köşesinde, Pile'ye yakın bir köşesinde bir kamp kuruldu. Evet. Evet. İngiliz askerleri tutukladıkları EOKA'cıları bu kampa kapatırdı. 1958'de. 1900 tamam, 56 dedim ben. Evet. 56 başlangıçtı tabii. Evet, 56'da. Evet. 86 dediniz siz galiba. Neyse bir şey değil, 56'da, evet. Hayır, ya, yok, söyleyemedim galiba. Yok yok, 56, düzelttik, şimdi düzelttik. 56. Evet, ha. 56. Şimdi bu tutukluları, aileleri gelir ziyaret eder, hafta sonları. Yol Pile'nin içinden geçer ve giderdi bu Gradibiria'ya. Evet, Gradibiria, evet. Gradibiria'ya. Gelenler tabii tutuklu ailelerinden biriler de yiyecek, içecek, sigara gibi maddeler getirirler. Tellerin arkasından yakınlarına iletirdi. Şimdi ondan sonra anlaşma oldu ve anlaşmalar üzerine bu Gradibiria lağvedildi. Evet. Evet. Ancak ne yazık ki bugünlerde bu trajikomik durumda kalan Pile Türkleri için bir Gradibiria gibi bir şey kuruldu bu Pile'de. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Pile. Şimdi biz ihtiyaçlarımızı gezdek maddesi olsun, bilmem ilaç maddesi olsun, sipariş verildik Bergama'ya ve getirirler market sahipleri barikatın kapısına, demirlerin bir tarafında biz, bir tarafında da getirenler teslim alırız istediklerimizi ve döner gelirik Pile'ye. Gradibiria'ya. Ya tabii, günümüzün Gradibiria'sına. Dedim ya, bizim bu yaşayışımız bugün trajikomik bir durumdur. Şimdi benim hayatım boyunca böyle bir durum geleceği hiçbir zaman aklıma gelmedi tabii. Evet. Çok kötü bir evet, durum, çok saniye. Acı bir durum. Evet. Tamam Hüseyin Bey. Yok, devam edeyim. Ha, buyur. Birkaç bir şey daha kaldı. Tamam, buyur, bu, buyur. Bu bir şey ve birkaç bir şey sizin sözünüzdür ha. Tamam, tamam. Geçen haftalarda bir programımızda dediğiniz
kadar kapattık. Acaba 1100 lira da kapattık mı? Yani bu böyle bir konuşma geçti aklımda kaldı. Evet. Evet. Yalnız şimdi benim aklıma bir soru geliyor. Acaba bizim sorunumuz da, filenin sorunumuz da doğrusu Dışişleri değil de İçişleri Bakanı'nın bakmalıdır. Yani hükümet, evet, hükümet olduğu gibi bakmalıdır. Herhangi bir bakan nasıl bak? Tamam da yani benim demek istediğim kimlik kartımızda KKTC, uyruğu KKTC, adresi Tile Gazimoğuz'a yazdığına göre yani bir beklentimiz İçişleri Bakanlığı'ndan olması, evet, gibime geliyor. Gazimoğuz'a kaymakamından. Evet. Şimdi bizim öyle bir trajikomik devam eder. Bir trajikomiklik de yani biz sıkıntı çekeriz bunun içinde, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ilişkilerimiz sıkıntılıdır. Evet, siz Grady Biria'sınız. Unutmayın bu Grady Biria'yı. Unutmam Grady Biria. Bitireceği merak etme. Yok, merak etmem zaten. Buyur. Buyur. Yani bu virüs dolayısıyla sadece biz değil, sadece Kıbrıs değil, bütün dünya sıkıntılı günler geçirmektedir. Evet. Ancak bizim Pile Türklerin sıkıntısı sıkıntı içinde sıkıntıdır. Evet. Başka söyleyeceğim bir şey yoktur Zerhat Bey. Kusura bakma. Yok, çok teşekkür ediyoruz. Bize çok çok ciddi ve çok güzel. Çok güzel katkı yaptınız Hüseyin Bey. Çok sağ olun. Grady Biria'ya, Pile Grady Biria'sına da selamlarımızı tekrar iletiyoruz. Tüm Grady Biria'da kalanlara. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. İyi günler. Evet, çok hoştu bence Hüseyin Bey'in söyledikleri. Çok güzeldi. Grady Biria örneği de çok önemliydi. Ama ben tekrar etmek zorundayım. Gerçekten çok kötü bir durumdayız. Çok kötü bir durum var. Evet Örsancığım, aynen öyle. Rıza Şen günaydınlar ediyor bize. Suna Atam günaydınlar ediyor. Biz de Kalkanlı'ya günaydınlarımızı gönderiyoruz. Kalkanlı Bakım Evi'ne. Mesut Kazık kardeşim, Haydarpaşa Mahallesi muhtarı, dün Kızılay Lefkoşa surlar içinde yaşayan vatandaşları Kızılay'a ve Başbakanlığa gıda dağıtıyor. Telefon açıp Çağlayan Parkı yanında başkanına başkanlık yardım koordineş canlı yayında söylüyor. Muhtarlarla işbirliği içinde dağıtıyoruz diyorlar. Muhtarları hiç arayıp sormadılar. Bizleri ve vatandaş bizleri arayıp duruyor. Yardımları ne zaman gelecek diye. Lefkoşa Haydarpaşa muhtarı, mahallesi muhtarı Mesut Kazık, bizi arayıp sormadılar diyor. Ne yazık ki. Evren Nadir günaydın. Mustafa Nadir günaydınlar. Gürcan Yücel günaydınlar. Sonbil Çelebi'ye tekrar selamlar. Nazime Abdullah, Londra'ya ne zaman uçak olacak diyor Nazime Abdullah. Londra'ya kapılar açılmadan uçaklar gelmeyecek şu anda. Böyle bir Londra'dan buraya bir uçak planlaması yapılıyor ama zamanı belli değil. İkinci bir emre kadar izin yok diyor. Gizli haberdir hocam, nedir bu? Bizde ikinci bir emre kadar, Ekim'e kadar mecbur olmayınca izin yok. Evet, bir kez daha tekrarlamak istiyorum diyor Sonbil Çelebi. Konuyu yanlış yerlere çekmeye ve üzerimizden çıkar sağlamaya çalışanlar var. Oyuna gelmeyiniz. Ben Pile halkının içine düştüğü çıkmazı anlatmaya çalışıyorum. Doğruları söyleyen Pileli arkadaşlarımız çok sağ olsunlar. İnşallah en kısa zamanda Pile'de yaşayan insanlar için çözüm bulunur. Hasan Yalınca diyor. Çünkü Osman Sakallı aynen biraz önce okumuştuk ne söylediğini. Teşekkür ediyoruz ona da, Ramadan Hızır'a da, Necati Ahmet Özkan'a. Buongiorno kardeşim, buongiorno hocam, sevgiler, saygılar. Evet, devam ediyoruz. Şeftali kebabı demokrasisi diyor bugün Detay manşetinde. Basın özgürlüğü ülkemizde geriledi. Koronavirüs hala tehdit ediyor.
ve bakanlıktan şeftali tarifi, Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından Show TV'ye gönderdikleri şeftali kebabı tarifini de yaptı. İlginç bir durum tabii ki bu da. Okullar 15 Mayıs'a kadar kapalı, karar sağlıkçıların diyor Sayın Çavuşoğlu. Ve Erkut Şahali bakanlık ile DAEU birlikte çalışmalı dedi ve Sayın Başbakan diyor ki yolcular belki pasaportunun yanında bir de PCR belgesi getirecek. Gayri safi milli hasılada küçülme olabilecek. Farklı kurumlar farklı tahminleri olması da doğal, zira farklı veriler kullanılıyor dedi bugün. Cafer Gür Cafer hala soğuk savaş dönemindeki mevzuatlarla uğraşıyoruz diye eleştiriyor. Gözler bu sınavlarda diyor Yeni Düzen gazetesi. Kıbrıs'tan da yaklaşık 1000 öğrenci katılacak. Mayıs yağmuru, dövizdeki artış ilerleyen haftalarda bizi çarpacak. Çok önemli bir haber var Yeni Düzen'de. Lapta'da tekne arabola, o alabora oldu, bir ağır yaralı. Ve 30 milyon ödendi, 75 milyon daha ödenecek. Başvuruların 9 bini hak sahibi değil ki bu iğrenç bir durum. Tabii ki hak sahibi olmayan isteyerek başvurmadı ama kasten başvuranlar da var. Sombil Çelebi bravo Hüseyin Ağa demiş Hüseyin abimize biraz önce. Kamil Özalay Ekim'e kadar tehlike var diyor. Lütfen Ekim'e kadar tehlike olduğunu herkes bilsin diyor Almanya'dan doktor kardeşimiz. Ve yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi diyor bugün Vatan Gazetesi. Milli Eğitim Kültür Bakanlığı şeftali gönderdi, tarifini gönderdi daha doğrusu. Arıklı üniversitelerin durumu kaygı verici diyor. Biz bu konuda size bugün okuyun dedik. Biraz önce söylemiştik. Bir kez daha onun duyurusunu vereyim. Çok önemli bir yazısı var. Sevgili hocamızın Facebook'tan lütfen herkes baksın. Facebook'tan lütfen herkes Mete Feridun hocamızın, Profesör Mete Feridun'un makalesini okusun. Bu çok 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 önemlidir bence. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok yakından ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Dut yemiş bülbül oldular diyor İzzet İzcan Başkan, BKP Genel Başkanı. İzzet İzcan, sistem çöktü diyor. Mecliste bulunan muhalefet partileri sessiz kalmayarak buna karşı çıkması, diğer muhalefet partilerle birlikte mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. Toplumu susturmak, bu düzenin devamını sağlayabilmek ve en önemlisi barışı engelleyebilmek için bordroya bağlı mahkumlar yarattılar. Bütün sektörler çığlık atıyor. Maaştan keserek kaynak yaratmaya çalışıyorlar. Gazino patronları Mart ayının vergilerini dahi yatırmadılar. Parlamentodaki muhalefet dut yemiş bülbül oldu. Bizler bu ülkede bu rejim içinde yaşamaya devam ettiğimiz sürece yok olmaya mahkumuz dedi. İzcan sendikalara da seslenerek artık gözünüzü açın. Sendikaların bir kısmı önemli bir ölçüde sistemle bütünleşmiştir. Sistemle bütünleşen sendikalar buna devam ederlerse, sadece kendi çevrelerine avanta sağlamaya devam ederlerse gün gelecek alamayacaklar dedi. Bugün bu haberde yer aldı. Diyalog gazetesi, meclisin dünkü birleşiminde Diyalog TV'nin yayınlarının engellenmesi vardı diyor. Kabul edilemez. Bu konu yer almış. AGİT basın özgürlüğü temsilcisi Desir, Diyalog TV'ye yönelik karar serbest bilgi akışını olumsuz etkiliyor dedi. Diyalog TV uydu yayınlarının kesilmesi Rum basınında da geniş yer aldı. Bizde tek bir hasta kaldı koronavirüsten, onu da belirtmiş olalım. Diyalog gazetesindeydi. Hasan Devecioğlu kardeşim, Naci Süleyman ağabeyim, selamlar ediyorum sizlere de. Ve Serhat İncirli'nin köşe yazısını okuyalım. Bugünkü köşe yazımızı Facebook'tan ve Twitter'dan paylaştık. Şu anda Haberci'nin internet sitesinde yayınlandı. Gün içinde Gündem Kıbrıs gazetesinde de yayınlanacak. Ne demişiz bugün? Şeftali kebabı tartışmasına gerek yok. 10 Mart günüydü. Ablamın, dayımın doğum günü, ikisi de kutlayamadı. Ortalık bir anda karıştı. Peki bizim pasaport ne olacaktı? İngiliz pasaportunun yenilenmesi için İngiltere'ye göndermiştim. Daha önce de yazdım. İnternete bir kod numarası giriyorsunuz. DHL ile size gönderilen pasaportun nerede olduğunu bulabiliyorsunuz DHL nakliye şirketiyle. 18 Mart'a kadar bizim pasaport İstanbul'a kadar geldi diye görüyoruz. Ama 18 Mart sonrası belirsiz.
İngiltere'yi aradık, Ercan'a sorduk. İstanbul'dan bir dost, sevgili İsmail aradı. Abi yazını okudum, ben bir baktırayım dedi. Galiba İngiltere'ye geri göndermişler dedi. Ortalık çok karışıktı. Koronavirüs İngiltere'yi, Avrupa'yı kasıp kavuruyordu. Ne DHL cevap verdi, ne İngiliz pasaport ofisi. Derken iki gün önceki pazartesi bir telefon aldım. Meğer bizim pasaport 18 Mart'ta tüm uçuşlar durduğu saatlerde galiba son Pegasus uçağı ile İstanbul'dan Kakateci'ye gelmiş. Lefkoşa'nın kuzeyinde sanayi bölgesindeki DHL ofisindeymiş ama ortalık karışık ya. Açılalım gayrı kararı çıkınca yaklaşık 50 gün sonra aradılar, paketiniz var dediler. Dün gittim. Kırmızı çizgi var. Kırmızı çizgiden öne geçmeden paketimi aldım. Aman inşallah kaybolmadı diye nice stresler çektiğim pasaportuma kavuştum. Bir yere uçamıyoruz. Ama düşünün, hayattaki en ciddi sosyal güvenliğim o pasaport. Üzgünüm ama öyle. Ama nasıl olur? Bak İngiltere darmadağın oldu. Bizim vatandaşlar bile buraya gelmek istiyor. Tamam, gelmek isteyebilirler. Ama hem KKTC hem de British pasaportu olan birine olmaz. Ama farz edin ki oldu ve tamam buyurun Kuzey Kıbrıs'a gelin. Ama İngiliz vatandaşlığından vazgeçeceksiniz. Hepinize KKTC ve TC pasaportu vereceğiz deyin. Bir kişi gelmez. Koronadan ölmeyi tercih ederler. Bilmem anlatabildim mi? Bilmem pasaportumun stres sebebini çözebildiniz mi? Neden mi? Nedeni gayet açık. Kimse kimseye yalan söylemesin. Aynı şey Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu için de geçerlidir. Denktaş dediydi zamanında, Allah rahmet eylesin, getirin dedi pasaportları. İki kişi götürdü. Ya da bir. Düşünün ki o zaman yoktu daha. Şimdi gene bir kişi götürmez. Bir kişi götürmez. Ne İngiliz pasaportunu ne Kıbrıs Cumhuriyeti'ni. Gizli gizli tutarak o bir taraftan çek bayrakları arkasından istediğini yap. Evet, bilmem pasaportumun stres sebebini çözebildiniz mi? Neden mi? Nedeni gayet açık. KKTC'nin ve Kuzey Kıbrıs'ın gerçek bir devlet olmasını istemediğiniz için. Hiç istemediniz. Bu şekliyle kalması işinize geldi. Dünyadan uzak, dünya koronavirüs istatistiklerinin dahi tanımadığı çullisine hamasi bir garibanlık yarattık. Eseriniz budur. Eseriniz budur. Mesela tüm dünyada koronavirüs salgınıyla alakalı bazı kurallar kondu değil mi? Bizde de kondu. Ama mesela sokağa çıkma yasağını takmayanlar çoktu. Şimdi de kurallara uymayanlar var. Hem de gırla. İnanın bu durum arabada kemer takma ve yola çöp atmama meselesi gibidir. Devlet otoritesini kimse hissetmedi ve kimse takmadı. Evet, dün sevgili Bertanzaroğlu aynı şeyi söyledi. Devlet otoritesini hissettirmeli dedi. Başka konular için söyledi ama burada da durum aynıdır. Kurallara uyan insanlar devlet istediği için değil, kurallar öyle emrettiği için de değil. Kendileri öyle inandığı için doğru olanı yaptı. KKTC'de dikkat edin. Herkes bir şey istiyor. Ve bunu toplum için değil, kendisi için dile getiriyor. Devletten yardım almak isteyip de aslında parası, hatta çok parası olan 9000 kişinin 1500 TL için başvurduğunu bizzat bakan açıkladı. Biray Hamzaoğulları dedi ki, milletvekilimiz, Kızılay yardımı alan bir kişi 50 paket biriktirip borcuna karşılık bakkala verdi. Bu yüzden dağıtımlar adil olmadı. Bu aşikardır dedi. Bundan daha büyük bir haber bana göre olamaz. Dün haberlerin yıldızı sevgili Uludağ'ın haberiydi Yeni Düzen'de. Kutluyorum. Hani
30 günden fazla bebek Güney Kıbrıs'ta kaldı, 7 aylık erken doğum, prematür doğan, annesine getirdi, barış gücünün Hindistan kontenjanından bir asker teslim etti, bebek pırıl pırıl, mis gibi, Allah onlara mutluluk versin, bebeğimize sağlık versin. Ama güneydeki Magaryos Hastanesi'ne de binlerce kez efkaristo, binlerce kez teşekkürler. Bugünün haberi de bence bu. Bir daha okuyorum size. Hepimizin gözünden kaçtı. Çünkü işte o kapandıydı, FETÖ soruşturması başladıydı. Hepsi bunların hikaye. Haberin güzelliğine bakın. Adamın biri 50 tane yardım paketi aldı. İhtiyacı da yok ha. Götürdü bunları, bakkala verdi. Bakkal da aldı. Bir ayağımıza onları açıkladı. Bence bu suçtur ya. Ya yardıma ihtiyacı yoktu demek ki bu adamın ya. Aynen biraz önce muhtarımızın söylediği gibi. Hani. Kızılay yardımı alan bir kişi 50 paket biriktirdi. Borcuna karşılık bakkala verdi. Bu yüzden dağıtımlar adil olmadı. Bu aşikardır. Daha ne diyeyim? Daha ne anlatayım? Adam veya kadın devletin otoritesini hissetse bu ahlaksızlığı yapar mıydı? Bence yapmazdı. Turizm battos oldu. Üniversiteler bilinmezde. Devletin gelirinin %90'ı devlet memurlarına maaş olarak gidiyor. Aynı devlet gelirinin %60'ını toplayamadığını itiraf ediyor. Toplayıp da memuru ödemek için özel taraf ezim ezim eziliyor. Devlet tarafının sendikaları bizden kestiğinizi vermezseniz siz bizi keseriz diye tehditler yağdırıyor. Özelde çalışan kölelerin durumu belirsiz. Mağazalar, esnaf, taksici, kamyoncu, tırcı, badadezci, balıkçı, narenciyeci, gazeteci, kumarhane çalışanı, restorancı, garson ne olacak? Hiç belli değil. Orta dereceli özel okullar ne olacak? Kimse bilmiyor. Öğrenciler ne yapacak? Belli değil. İngiltere'de ve Avrupa'da okuyan öğrenciler nasıl, ne zaman geri gidecek? Gidecek mi? Para yok. Ve Erhan Arıklı hocam Kıbrıs Postası'nın televizyon yayınında özetle diyor ki, KKTC'deki hükümet FETÖ operasyonu yapmadığı için Türkiye para vermiyor. Al da gel! Amerika'da yapmıyor hocam. Amerika Fethullah Gülen'i iade etmiyor. Belki para gönderemezdi ama aynı Türkiye Amerika'ya 2 uçak dolusu malzeme gönderdi. Bence mesele sadece öyle değil. Erhan hocam da Türkiye'nin gönderecek parası yok demeye çekinenler arasında. KKTC'de her şey belirsiz. Gelecek belirsiz, plansız ve programsız. Tek belirgin olan şey para olmadığı ve olmayacağı. Ülkeye nasıl para gelecek? İhracatı mı artıracağız? Ne satacağız? Hangi mühürle satacağız? Mersin gümrüğünü bile geçemeyen sinekli badadezimize kim sağlık karnesi verecek? İşte bu ve binlerce daha sebepten dolayı sağlık açısından şimdilik çok güvende görünüyoruz ama geri plan boş. Bomboş. O boşluk doldurulmalı. Bu boşluğu doldurmanın adı saçma sapan siyasi dalgalanmalar yaşamak değildir. Bu boşluğun doldurulması büyük yatırımları bir çırpıda mahvetmek de değildir. Ayrıca FETÖ soruşturmasıydı, bu kadar zamandır yapmadıydık. Da şimdi bütün Merit otellerini kapatalım. Hadi hepsini atın Besim Bey'i de sokun hapısa, bitsin bu iş. Hayır, çok dikkatli olmak lazım. Kavgayı bırakın. Kavga etmeyi bırakın. Bir televizyon kanalını kapatmakla alakalı tartışmanın, şimdi 5 büyük otelin mahvedilmesine, taşınmasına hiçbir aklı olan insan onay veremez. Yatırımlara sahip çıkmak ve bu ortamda bile daha çok yatırım yapılmasını sahiplenmek lazım. Mesela çok iyi biliyorum, bir Kıbrıslı iş insanı ile işbirliği yapan yatırımcılar derhal teleferik inşaatı başlatmak istiyor. Paraları da hazır.
Eğer tüm yasal zeminiyle, tüm araştırması, soruşturması ile böyle bir zamanda, böyle bir yatırım, böyle bir inşaat başlarsa, inanın bunun motivasyonu koronavirüsü yenmek kadar büyük olur. Hükümetin görüntüsü dağınık ve çaresizdir. Sürekli birileriyle kavga ediliyor. Böyle kırgın ve kaotik bir görüntü var. Toparlamak şart. Karar alırken net olunmalı. Kesin ve keskin olunmalı. Cesaretli olunmalı. Kesinlikle gelecek seçim değil, gelecek nesil düşünülmeli. Mevcut hükümet, ülkenin faydasına olacak sağlıkla, ekonomiyle, üniversitelerle, turizmle, yatırımla ilgili planlar yapsın, bunu desteklemeyen namerttir. Bir kez daha söylüyorum. Mevcut hükümet, ülkenin faydasına olacak sağlıkla, ekonomiyle, üniversitelerle, turizmle, yatırımla ilgili planlar yapsın, bu planları desteklemeyen namerttir. Biz ne yapıyoruz? Biz katakullik kavgalar ediyoruz. 50 çanta biriktirmiş adam, vermiş içeri. 9000 kişi hakkı olmadığı halde devletten 1500 TL'yi almak için başvurmuş. Hakkı olmadığı halde. O biri, o birinin telefonunu kaydediyor. Ya başbakanın telefonunu kaydediyor biri. Ve suçsuz iki tane gariban insanı içeri atıyorsunuz. Gerçekten suçsuzdur o insanlar, adım gibi eminim. Adım gibi eminim ya. Gelmiştir, onları da paylaşmıştır. Ama siz komployu yapana bakacaksınız, bulabilirsiniz. Üzücü olan, mevcut hükümetin daha çok abuk sabuk işlerle, gelecek nesilden çok, gelecek seçimlerle ilgilenir, görüntü sergilediği gerçeğidir. Eleştirilere, yorumlara takılmayın. Lütfen iş yapın. Siyasetçi arkadaşlarımızın sağlıkla ilgili yorumlarını dinlemeyin. Biz de dinlemeyelim. Hastalığın nasıl bulaştığı konusunda yorum yapan bir siyasetçiyle lütfen konuşmayalım. Medyada açıklamasına yer vermeyelim. Sağlıkçı değilse siyasetçinin böyle bir yorum yapması abesle iştigaldir. Yanınızda uzmanlar var. Dünyadaki gelişmeler var. Elinizde veriler de var. 2 hafta daha eğer vaka çıkmazsa, şeftali kebabının tarifiyle uğraşmak yerine belki ayağa kalkacağımız adımlar atamayabilirsiniz ama en azından tüçüstü oturup sırtımızı da garantiye alabileceğimiz çabalar görebilmeliyiz. Yani oturalım yumuşak şeyin üstüne, sırtımızı en azından sağlam bir yere dayayalım, belki ileride ayağa kalkarık. Allah yardımcınız olsun. Ama ne olur işinizi Allah'a bırakmayın. Siz yapın. Tamam? Anlaştık. Evet, bir aramız daha olacak. Ömer Karavezirler, Deniz Gezmiş ve yoldaşları saygıyla anıyoruz. Kara 6 Mayıs demiş. Serhat Gaveni'ye içmen diyor Hüseyin. Kara gözlüğü Ramazan olduğu için ekranda içmem ama arada götürüyorum Girnecon'u abi. Pileliler için test yapıp KKTC'ye geçmesine izin verilemez mi diyor Güner abim. Hayır, çünkü sürekli güneyde temastadırlar. Bu yüzden verilmez. Karar öyle alındı. Bir yanlışlık var bir yerde. Madem halk için yasa çıkaracak olanlar seçilmez, bir tuhaflık var bu ülkede. Acayip bir şeyler var. Günaydınlar diyor Salih Yusuf Kılınç. Evet. Gürcan Yücel. Şeftali bullez badades. Hep geç kaldık bunlarla ve kültürümüzle ilgili. Bence önümüzde bağırıp çağıracağımız, hakkımızı arayacağımız öncelikli konular var. Annemin selamı var. Gözlerinden öpermiş diyor Gürcan Yücel. Ben de ellerinden öpüyorum. Gürcan Yücel kardeşim. Nevzat İrdem, Angolem'den Londra'ya uçak var diyor. Hasan Devecioğlu kardeşim, tekrar günaydınlar. Angolem'den Londra'ya uçak kalkacak diyor.
Ağzına sağlık. Söylen söylen ama bunlardan ders çıkaran yok diyor Necdet Mavi Gözlü. Aramızı verelim. Aramızı verelim. Aşkın İzanoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. İyi işler demiş bizlere. Dün arabamın seyri seferini ödemeye gittim. Muayenesi Mart sonunda olduğu için cezalı ödemem gerektiğini söylediler. Sinirlenip ödemeden kaçtım. Benim gibi birkaç kişi daha vardı. Onlar da sinirlendiler. Bu nasıl halka hizmettir? Bakanlık başka konuşur, çalışanların uygulaması farklı. Ben o dönem nerede bulup ödeme yapacaktım? İşimden oldum. Herkes gibi geçim derdindeyim. Şimdi indirim yapılacak ödeme yapanlara denildiği için gittim. Hala bindirim yapma derdindedirler. Çok güzel bir mesaj bu. Çok çok muhteşem bir mesaj. Çünkü Mart sonu nasıl ödeneceydi ki? Biten şey. Ya 28 Mart'ta açık yeriniz mi vardı? Evet. Kim dedi size Pileliler sürekli Güney'le iletişim halindedir? Güney'deki kurallardan haberiniz var mı diyor Menil Çelebi. Menil Çelebi, bana bir şey söylenmedi. Ben değilim bunu söyleyen. Hükümetin kararı diyorum ki, hükümetin kararı şudur. Ayrı bir jurisdiction var orada. Ayrı bir durum var orada. Ve oradaki ayrı durumdan dolayı biz bilemiyoruz ve bu insanların bizim tarafa geçmesini 14 gün karantina sürecine bağlıyoruz. Buna ben karar vermedim. Kim dedi size diye söylüyorsunuz. Biri demedi. Bu hükümetin kararıdır. Yani hükümetin kararı böyledir. Menil Çelebi, sevgiler. Fırat Altay, bu memlekette hak, hukuk ne zaman gelecek diye soruyor. İsmet Çelebi, evet, Serhat Bey pek anlamadık bu barikatların yerini. Batı barikatının nereye açıldığını İsmet Çelebi soruyor. Evet, bir tanesi normal barikat, bir tanesi caminin yanındaki barikattır benim anladığım kadarıyla. Müsaaden varsa son bir şey daha yazayım. Ayıbettin Vehbi Ali Beyoğlu, bakanlara sordum diyorsun ve dediler mi size Pile yurt dışındadır? Onun için yurt dışı muamelesi yapılacak. Hayır, bize söylenen şudur, ayrı bir yasal pozisyon var orada, ayrı bir jurisdiction var. Aynen söylenen budur. Eğer öyle bir şey varsa biz de o haklardan yararlanalım. Zaten yararlanabiliyorsunuz diyorlar. Nedir haklar? Geçerseniz 14 gün karantinada kalacaksınız. Bu kadar. Bu hükümetin kararıdır. Benim kararım değildir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Pirellere yapılan bir haksızlıktır diyebiliriz tabii ki. Ama bu çok kötü günlerde, bu çok zor şartlarda biraz daha dayanalım. Bu da benim şahsi görüşüm. Sevgilerimi iletiyorum. Hiçbir sorun yaşamamak lazım diye düşünüyorum. Ben dün gecikmeli seyri seferi ödedim. Evet, indirim vardır ama online ödedim diyor. İndirim var diyor. Aşkın İzanoğlu'na yanıt verildi Likaşen Medi tarafından. Selamlarımızı ilettik. Şimdi araya geçtik. Aradan sonra çok kısa bir şekilde İngiliz gazetelerine bakacağız. Ayrılmayın.